Ama tabii konuyla ilgili spekülatif sorular, spekülatif beyanlara da rastlamak mümkün olabiliyor. Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu çok ciddi sorunlar var. Önümüzde de yaklaşık 7 ay kadar sonra yerel seçimler gerçekleştirilecek. Geçen mali idareler seçimlerinde ben partimin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Sürecin nasıl yürüdüğünü, o süreci yürütmek için neler yaptığımızı gayet iyi bilenlerden biriyim. O dönemdeki ittifakın şartlarıyla bugün karşı karşıya bulunduğumuz şartlar birbirine benzerlik arz etmiyor. Öncelikle buradan ifade etmekte yarar görüyorum ki 2019 yılında gerçekleştirilen yerel yönetimlere bağlı seçim işbirliğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklif eden İYİ Parti'dir. Ve teklifimiz üzerine Türkiye'yi mevcut ceberut iktidardan kurtarabilmek ve Türkiye'ye yakışmayan bu ve ne olduğu hala belli olmayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden behemahal vazgeçmek ve onu parlamenter demokratik sistemle buluşturmak yolunda atılan önemli adımlardan biriydi. Biz o ittifak masasında Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla hiçbir parti menfaati gözetmeksizin oturduk ve müzakereleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileriyle birlikte yürütmeye özen gösterdik. Şimdi talepsiz ve beklentisiz olarak müzakereleri yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Yani kaç belediye alırız, kaç belediye başkanlığı kazanırız, kaç belediye meclis üyemiz olur türünden hesapların içinde değildik. Sadece derdimiz Türkiye'ydi. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne yönelik bir birliktelikti. Ayrıca 2018'de biliyorsunuz sistem değişti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdi. Ve o sistem beraberinde ittifakları da zorunlu hale getirdi. İttifakların zorunlu hale gelmesi parti kimliklerinin zaafa uğramasına da sebep oluyor. Dolayısıyla o dönemin şartları içerisinde talepsiz, beklentisiz, Türkiye'nin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir süreci başlattık biz İYİ Parti olarak. Şimdi farklı mülazalar, farklı değerlendirmeler elbette ki oluyor. Ama oluşturduğumuz o ittifak kalbi bir ittifaktı. Dolayısıyla bu ceberut sistemden demokratik yol ve yöntemlerle iş başında bulunan hükümetten demokratik yol ve yöntemlerle kurtulabilmenin ilk adımının atıldığı yerdir orası. Ve biz o ittifaktan, o kalbi ittifaktan başarıyla çıktık. Hedefimiz 2023 seçimleriydi. O kalbi ittifak bir politik ittifaka dönüştürerek ruhunu kaybetti maalesef ve mal teessüf. Ve sonucunda da ittifak yapmamıza dayanak teşkil eden 2023 seçimleri de kazanılamayınca durumun yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Seçimlerin üzerinden oldukça uzun sayılabilecek bir zaman geçmesine rağmen Sayın Genel Başkanımız 26 Ağustos 2023 tarihine kadar konuşmadı. Çünkü o zaman zarfında partimizin yetkili organları karşı karşıya bulunduğumuz seçim sonuçlarının analizini yapmakla meşguldü. Şimdi küçük küçük meselelerden büyük büyük fırtınalar çıkarıyorlar ya. Yani biz 2019 yılında yaptığımız yerel seçim ittifakını 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptık. O ittifaktan sonuç almamıza rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınmayınca şapkayı da önümüze koyup ciddi bir biçimde düşünme ihtiyacı içerisine girdik. Yanlış stratejiler, yapılan hatalar yüzünden netice alınmadı, alınamadı. Bunun tartışması da maalesef ve maal teessüf Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yapılmadı henüz.
ya da yapıldı, biz muttali değiliz. Kalbi ittifak, politik ittifaka dönüştürülünce de seçimi kaybetmek kaçınılmaz hale geldi. Süreç boyunca yapılan hataları düzeltmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimize kamuoyu şahittir. Yani bütün kırılma noktalarında İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve hatta öz eleştirimizi bile kamuoyu huzurunda gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemedi ve milletin beklentisini karşılayamadığı için biliyorsunuz Afyon'da yaptığı konuşmada aziz milletimizden özür diledi. Ama görüyoruz ve anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kaybedilen bu seçimde alınan %48 oyun başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilmiş seçimdir. Biz de değerlendirmemizi onun üzerinden yapacağız. Şimdi bu ittifaklar dedim ya partilerin kimliğine zarar veriyor, ilkelerine zarar veriyor, hedeflerine zarar veriyor ama 2018 yılında yürürlüğe girmiş sistemin de ruhundan kaynaklanıyor. Yani bu ittifakları mecburi hale getiriyor. Bu ittifaklar yapılınca da partiler sahibi bulunduğu özgün kimliklerini yitirmeye başlıyorlar. İlke ve hedeflerinden de uzaklaşmaya başlıyorlar. İYİ Parti olarak Türkiye'nin huzurunu, refahını, mutluluğunu ve güvenliğini kutuplaşmaları da değil, toplumsal kucaklaşmalarda arıyoruz. Ve dolayısıyla seçime bu kutuplaşmalara vesile olmamak bakımından ayrı ayrı gidelim çağrısını da bizzat Sayın Genel Başkanımızın ağzından Afyon'da dile getirdik. O bir siyasi taktik ya da strateji değil. Bu kutuplaşmalara vesile olan ittifakların parti kimliklerine, ilke ve hedeflerine zarar vermesi ve demokratik sürece olumsuz etkilerde bulunması münasebetiyle o yoldan geri dönüşün bir çaresi olarak partilere yapılmış bir çağrıdır. Ama bu çağrımızda çok doğru bir biçimde karşılık bulmamıştır. Bu nedenle parti tabanımız, teşkilatlarımız da seçim sonrası karşı karşıya bulunduğumuz sonuçları değerlendirmeye tabi tutmuştur. Teşkilatlarımızdan ve parti tabanımızdan gelen ses, kutuplaşmalara vesile olmamak, parti kimliğimizi muhafaza edebilmek, Türkiye'nin geleceğini kurtarabilmek adına seçimlere ittifak halinde değil, ayrı ayrı girilmesi yolunda bir adım atılmasını genel başkanımızdan ve sayın genel merkez yöneticilerimizden talep etmişlerdir. Biz bu sese kulak veriyoruz. Yaptığımız budur. Milletvekillerimiz, genel idare kurulumlarımız ki genel idare kurulu biliyorsunuz.